Her yıl Diriliş Bayramı'ndan önce Selçuk Bülbül Dağı'ndaki Meryem Ana Evi'ne bir haç yolu yapılıyordu. Ancak bu sene Meryem Ana Evi'ndeki haç yolu Müjde Bayramı'na denk gelen 25 Mart Perşembe günü gerçekleştirildi. Her yıl Paskalya Bayramı'ndan önce oruç döneminde genelde Selçuk Bülbül Dağı'ndaki Meryem Ana Evi'nde Dallar Pazarı'nda bir haç yolu yapılıyor. Aslında bu sene Meryem Ana Evi'ndeki haç yolu Müjde Bayramı'na denk gelen 25 Mart Perşembe günü sabahleyin gerçekleştirildi. İlk olarak ayin İzmir Başepiskoposu Monsenyör Martin Kmetik tarafından yönetilirken, Aziz Yuhanna Katedrali'nin rektörü, Göztepe Notre Dame de Lourdes Kilisesi'nin, Alsancak Rosario Kilisesi'nin, Bornova Meryem'in Kutsal Adı Kilisesi'nin, Santa Maria Kilisesi'nin, Karşıyaka Azize Helena Kilisesi'nin rahipleri ve de Efes Meryem Ana Evi'nin rahibi ve rahibeleri Müjde Bayramı için yapılan ayine eşlik ettiler. Ayinin ardından ve haç yoluna başlamadan önce Monsenyör Martin kısa bir paylaşımda bulundu. Haç yolunun ilk durağı dışarıdaki sunakta başladı ve ilk olarak İzmir Başepiskoposu haçı ellerinde tuttu, sonraki 13 durak boyunca haçı farklı katılımcılar taşıdı. Her durakta adı anons edildiğinde cemaat, Latince Adoramus te nakaratını söyleyerek kısa süre diz çöktü. Ardından 4 İncil'den sözlerle Mesih İsa'nın ıstırabının metinleri, Türkçe, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca olarak her durakta bu dillerden biriyle okunduktan sonra her durakla ilgili okumalar tüm katılımcılar tarafından yapıldı. Aynı zamanda her durakta İsa'nın ıstırabının anlarından birini temsil eden bir ikona da gösterildi. Bu şekilde Meryem Ana Evi'nin açık alanlarında ilerleyerek, çeşmelerin ve Meryem Ana Evi'nin önünden dolaşarak haç yolu açık hava sunağında sona erdi. Son durakta Monsenyör Martin tarafından haç tekrardan tutuldu. Bu iki törene sosyal medya aracılığıyla eşlik edildi. Simon, İsa'ya haçını taşımaya yardımcı oluyor. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemissi mundum.